Elhamdülillah, Rahman'ın nuru da onların üzerine daim olsun. Gerçekten her şeyden haberdardır o. Şimdi bu daha önce hakkında konuşmuştuk. Kur'an'ın içeriğinde bilmediği için şu yok bu yok diyen güruhla alakalı. Yine bununla alakalı konuştuk. Hem tekrar babında hem bu avanakların Kur'an'a, imana, İslam'a ihanet içinde olduğunu tekrar altını karalamak için önemli. Mehdi inancı Kur'an'a hiçbir ayetinde yoktur. Kur'an'ı bildiğini zannetme cehaletinden başkası değil. Kur'an'da şu yok demek. Çünkü Kur'an okyanustur. Bu örneği anlamak lazım. Okyanus gördüğünden ibaret zannetmek. İşte okyanus şimdiye kadar şu kadar canlı keşfettik. Okyanusta başka hiçbir canlı yoktur denmesi ne kadar aptalcaysa, işte Kur'an içine baktık. Bundan başka bir şey yoktur demek de o kadar aptalcadır. Bu okyanusun derinliklerinde neler 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 çıkmaya devam ediyor. Ve senin önünü sonunu kuşata her bir zerresini kuşatmadığın ve kayıt altına almadığın ve bu kayıt altına aldığın şeyleri de unutmadığın, hani bir öyle bir düzenle kurmadığın hiçbir şey için bu yok diyemezsin. Ki bu Allah'ın dilemesi dışında insan için imkansız bir şeydir. İnsanı aşan bir şeydir. İnsan sınırlıdır. Öğrendiğini dahi kısa bir süre sonra unutabiliyor. Bu açıdan Kur'an'da şu inanç yoktur, bu yoktur demek çok çok aşırı bir absürt bir yaklaşımdır. Kendine kıymanı ta kendisidir. Birçok kişi kendilerine göre konuşmuş. Ben de burada Allah'ın izniyle cevap verdim. Bu Adem'i diyen kendini kandıran rezil adama da Allah'ın izniyle cevap verdik. Bu işte hemen yazdığını sildi. İğrenç bir yaklaşımla onu kayıt altına aldık. Onu da izleyebilirsiniz. Haddini aşan Kur'an'ı kendine göre işte bozanlar kök üzerinden gideriz deyip de kelimeleri hiçbir sözcükleri hiçbir dayanakları yok. Kafalarını hevalarından uyduruyorlar. EU diye çektiriyorlar. Bunlar Kur'an'ı gerçekten kitabı parça parça edenlerin kendileridir ve onları andolsun soracağız dedi Rabbimize, Hicr suresinde soracağız dedi. Guruhun kendisidir ama dikkat edin. Bu yüzden de o kişiye binaen sen öylesen kıt kafa Kur'an'ı tamam iki Resul'e hitap eder. Biri kendisiyle inanan Ahmet Aleyhisselam, Rahman 1, Rahman suresi 1, Rahman, Er-Rahman, Kur'an'ı öğret, taallemel Kur'an. Diğeri onu beyan insan Resul'dür. Diğeri onu beyan eden Resul'ü yarat, yani insanı diğer. Diğeri ise, yani iki Resul'e hitap eder. Diğeri onu beyan eden insan, Resul. Üç, insanı yarattı, halakalı insanı. Dört, allemehül beyan, ona da beyanı öğretti. Velhasıl Kur'an bir okyanustur, evet. Onu gördüğünde ibaret sanıp bir şeyinde başka bir şey yok diye de onu diyen de ona kalan da süzme akıl yoksun ve apaçık alaycı gafildir. Asıl kendi ebedi yaşamın alay konusu yaptığını bilmeyecek kadar cahil olmak ne rezil hal. Hemen bunların taraftarları durur mu? Hemen damlarlar tabii ki bunu takip eden şeyler. Kur'anciyiz deyip de Kur'an'a ihanet eden yığınlar görürsünüz. Hemen bunlar damlarlar ve zırvalarlar, saçmalarlar. Bakalım neler yapmışlar. O abi hoş geldin. Sonra bir bak geldi diyor. Hoş geldin, kusura kalma. Tabii ki 200 oldukları burada aşikar. Bilmeyen belki kanar. Pek hoş bulmadım ama umarım kendinizi ateşlere atmadan Rabbimizden gelen yardım değerini anlar, bilir ve böylece asıl değer görenlerden olursunuz. Allah razı olsun hocam. Amin. Ne güzel dua ettiniz. Sağ olun. Eyvallah. Kalpleri ve halleri bilen ve gereğini yapan olarak Rabbimiz Allah kafi kardeşim. Hüküm de övgü de ancak ona aittir. Hocam sizin görüşünüze göre Hazreti İsa ne zaman gelecek? Konuştuğun kim, kim Allah'ın nice yerlerde bir hikmet ile vaat edip istediği kişi geldim elhamdülillah dürüstlerin lehine, yalancıların aleyhine olması için hamdolsun. Allah'ın vaat ettiği nice yerlerde bir sebeple gizlediği konu bugün açığa çıkıyor. Tabii ki de havasını ilah edinen bir takım saçmalıkları atasını körü körüne takip edenler bundan hoşlanmazlar. Haliyle de bundan uzak dururlar. Allah merhamet etsin doğruları. Hocam sizin bu geldim, evet. Peki bizim halimiz ne olacak? Nasıl bir başarı elde edebiliriz hocam? Doğruya sahip çıktığın kadar sahip çıkılacak. Bununla ebedi olana uzanacaksın. Askısı hiç kimsenin güvende ne de hayırlı bir akıbet üzeredir. Bakın, doğruya
Sahip çıktığın kadar sahip çıkılacak. Onun dışında hiç kimse ne bir güven içinde ne de bir hayırlı bir akıbet üzeredir. Bunun altını tekrar tekrar karalayalım. Hocam oysa herkes Mehdi'yi bir kurtarıcı olarak biliyor. Birçok yer zulüm altında örnek Suriye çoktur soğukta donarak ölüyor. Daha neyi bekliyorsunuz? Siz şeytan dostu edinen gafillere uyanıp Rabbimizden gelene saygıyla adil düzeni istiyoruz demenizi. Yoksa Allah'ın kahredici hükmü geldiğinde umursamaz ve alaycı tüm şeytan takipçileri silindirin ezdiğinden daha beter ezilip gerçekleştirmediği adaletin hesabı için adil olana sevk edilecek. Tik tak tik tak yani süre işliyor. Neyi bekliyoruz? Siz Allah'ın emrine saygı duyacaksınız. Biz adil düzeni bizi soyanlardan, arsızlardan usandık. Biz de adalet istiyoruz. Doğru olanı bize en güzel aklı Allah'ın izniyle öğretene istiyoruz. En adil yasayı istiyoruz diyeceksiniz. Onun dahilinde Allah da size rahmetini edecek. Yeryüzünde inşallah zulme ayak altına alıp adaleti gerçekleştireceğiz. Yoksa siz zalimlik yaparken, müşriklik, Allah'a haşa dinini öğretmeye kalkarken, haddinizi aşarken Allah size bu kadar büyük bir nimeti, lütfu, ikramı verir mi? Tabii ki bu sizden, yani siz nasıl neye layıksanız öyle yönetilirsiniz dendiği gibi Allah'ın peygamberi üzerinden, Allah'ın selam bütün gönderilenler üzerine olsun, övgü alemden Rabbi Allah'adır. Bu yüzden de neyi bekliyorsun? Allah'ın emrinde toplanmanızı, yoksa zaten kahrolup gideceksiniz. Siz yanlış yere gelmişsiniz. Hristiyanlar bekliyor. Tam yerine geldim. Sen kendi helakını mı, kurtuluşunu mu istiyorsun? Onu dert et. Gerisinin değil, bu toprakların sahibine ait hükümdür. Hasan Mezarcı Muhammed Reşit ise ve Muhammed Reşit ise diyor, Mehdi benim hangi zeynalım? Bir işaret. İşaret kör olmayana çok. Kör olana ak ile kara bir doğru söylüyorsun. Özgünüm, yapacak bir şey yok. Kör olan körlüğü seçen basiretin kararı alır. Ak ile kara elbette bir. Abi Mehdi Aleyhisselam'ı yorma. Mehdi Mesih Aleyhisselam'ı yorma fazla. Uçtuğuna dikkat, dikkati dağılmasın. Bak, cahiller gafiller sürüsüne bak. Alaycı, kendi asıl ebedi yaşamını alay konusu yapmaktan aciz halde hallerine bakın. Bekleyin. Uçmayı kaçmayı müşrik dedelerin gibi uçarak size gelecek olan olan ile tanışacağı kadar bekleyin yani. Uçmayı kaçma neymiş? Müşrik dedeleri aynı ben şeyi ya alay konusu yaptı, gerçekten beklediler. O zaman herkes görecek. Allah da onlara acısın. Rahmetinden kovma ya Rab. Göklerin yerin hakimi Allah'a yükler olsun. Üzerimize tanıktır. Yerde gökte ne varsa her şeyi bilir. Vay yalancıların, gafillerin, cahillerin, canilerin haline. Allah doğruları gönderdiği gibi onları yardımıyla destekler ve gereğince açığa çıkarır. Övgü dünyada ahirette ancak Allah'ındır. Haydi Allah'a koşalım. Haydi hakkı egemen kılalım. Batılı cehaleti yerle bir edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.